Hoş geldiniz. Alpan Manas ile Gelecekte Türkiye programının bir başka konuğunu ağırlıyoruz. Çok sevgili Ufuk Taran, nasılsın? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Hani biz tamam, iş arkadaşlığıyla başladık seninle. Kaç? 90 falan herhalde. Hatta rakiptik değil mi? Yani aynı... Evet. rakip firmalardaydık ama sen tanıdığım en iyi satıcılardan bir tanesiydin. Çünkü hiçbir şekilde böyle karşı tarafı kötülemezdin. Yani ben kendim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben biraz şey oynardım. Kirli oynardım. Neyse. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Biz 2005 yılında Fütüristler Derneği'ni kurduk. Sen daha en başından beri yönetim kurulundaydın. Fakat şimdi seninle aramızda şöyle bir fark var. Ya ben böyle startupçı bir adamım. Ondan sonra bir şeyi böyle oluşturayım ama yeter ki start edeyim ama sonrasına pek karışmak istemiyorum. Fakat bir de erkeklerle kadınlar arasında şöyle bir fark var. Yani kadınlar daha detaycı, daha farklı olaylara bakıyorlar. Bir kadınla bir erkek bir araya geldiğinde de gerçekten 360 derece görebiliyorlar. Tek başına ne bir kadın ne tek başına bir erkek bunda başarılı olamıyor. Efendim, hikayenin özü şu. Biz Ufuk'la bir araya geldik. Dedik ki, ya Ufuk, Ufuk da kendine bu konuyla ilgili bir şey olarak, hedef olarak seçmişti. Ufuk dedim, bu derneği sen uçurursun. Ve kaç, 11 tane başkan değişti Fütüristler Derneği'nde. Öyle şey gibi değiliz yani, bir başkan gelip çökmüyor yıllarca. Ufuk, sen aldın derneği, uçurdun. Biraz anlatsana neler yaptın. Ama çok ilginç, senin sayende 1 Mart dünya neydi? Future Day olarak kutlanıyor dünyada. Yani o da Türkiye'den çıktı. Jack Fresco'yu getirdin. Ya anlat, ya ben anlatmayayım. Evet, çok güzel. Ne güzel bu, böyle geçmişi de gelecekçiler olarak geçmişi yad ettiğimiz keyifli bir program olacak herhalde. Evet, aynen senin anlattığın gibi oldu. Birkaç tane farklılığımız var her zaman olduğu gibi. Alpan'la biz çok sevişiriz ama çok da itişiriz. Ama hakikaten kardeşim gibi, ben de kredisi sonsuz olan bir beyin, bir yürek. Çok severim, onu bir belirteyim. Şöyle oldu, sen 2005'te, şimdi ben de sen de World Future Society'ye çok eskiden beri üyeyiz. Benim bildiğim 1995'ten beri üyeyim. Alpan'ı da biliyorum, o çok eskilerden beri üye. Yani birbirimizi böyle fütürist diye biliyoruz. Bir gazetede işte Alpan Manas Fütüristler Derneği'ni kurmuş. Kurucu üyelerin böyle fotoğrafı, hepsi erkek. Yani tabii çok da çok çok değerli, kıymetli isimler var. Ben tabii hemen Alpan'ı aradım. Alpan, ne oluyor gene erkekler kulübü hem de gelecekçiler, gelecekle ilgili? Yani bir, ben fütüristim biliyorsun. İki, bir kadın lazım değil mi? Hani hiç değilse oraya. Alpan da dedi ki, bu kadın erkek meselesi değil efendim dedi. Çat diye biz ona bir kavga ettik. Çok ederiz de aynı zamanda. Çat diye bir kavga ettik. Kapattık. Sonra bir baktım. İlk yönetim kuruluna giren değerli isimlerden biri, zaman ayıramayacağım, hakikaten bu çok efor isteyen bir şey diye affını rica etmiş. Alpan da hemen aradı, çabuk gel Fütüristler Derneği'nin yönetim kuruluna. Tamam, itiraf ediyorum, o zaman atladım yani, alelacele yapmak zorundaydık. Çabuk geliyorsun dedi. Hakikaten kuruluşundan beri çok emek verdik. Yani aynen Alpan'ın dediği gibi, orada ikinci farklılığımız da şu. Demin hani bir farklı, her şey tamamen doğru dediğime bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında kadın erkek farkı değil. Yani bazı bünyeler hakikaten, bilmiyorum çoğunuz biliyor musunuz, Alpan tescilli bir üstün zekalı. Daha sonra onunla ilgili de çok komik anılarımız olmuştur. Hakikaten çok kıvrak bir zekası, tam bir mucit kafası var. Böyle profilleri oturup da derneği kuracaksın, büyüteceksin, uzatacaksın falan gibi şeylere oturtmak hem yazık hem de mümkün değil. Onun için onu çok iyi anladım ve onun başkanlığı döneminde de, ondan sonra benim başkanlığım döneminde de söylediklerini yapmaya çalıştım. Gerçekten
Fütürizm, gelecekçilik çok önemli bir şeydi. Bu yolu hakikaten açtı. Kıymetini bilmek lazımdı. Ben de bilmeye çalıştım diyelim ve dediği gibi hala en kurumsal derneklerden biridir. Çok seksi söylemlerimiz olmasına rağmen hiçbir siyasi, dini, politik vesaire askeri kullanılabilecek alana yem etmedik demeyeyim de kurban etmedik diyelim yaptığımız şeyleri. Hep bir şeylerin üstünde kalmak, saygınlığımızı, güvenilirliğimizi korumaya gayret ettik. Dernek içinde işi de fütürizm olan, gelecekçilik olan bir tek ben vardım. Diğer arkadaşlarımızın hepsi farklı işler de yapıyorlardı. Hoş sonra ben de ajans kurdum. Bir yazılım şirketi, bir dijital ajansla. Çünkü fütürizm o kadar da karın doyurmuyormuş, onu gördüm. Dolayısıyla o işleri de yaptım ama full konsantre olabildiğim için belki diğerlerinden biraz daha fazla ön planda oldum. Daha fazla emek harcamış gibi göründüm. Fakat derneğin, Alpa'nın ve diğer arkadaşlarımızın, diğer başkanların hakikaten çok katkısı oldu. Böyle hoş bir hikayeyle başladık ve bugünlere geldik. İyi ki bu programı yapıyorsun. Yine tekrar konuşuyoruz bu mevzuları. Ufukcuğum, bir de senin 4 tane kitabın var. Bunlardan bir tanesi T-İnsan. Hepsi de, ikisi ben de imzalı. İkisi daha önce çıkardığın kitaplardı. T-İnsan var. Yarının işini yarına bırakma var. 2006'da da bir düşlediğin gelecek var. Zannediyorum bir daha mı çıkaracaksın? Bir yeni versiyon mu çıkaracaksın Evet. orada? Evet. Hem T insanı hem onu ve hem diğer çalışma kitabını yeniden yazıyorum, güncelliyorum sürekli kitapları. Kişisel Gelecek Planlaması çalışma kitabım var. 2008'de çıkarmışsın. Gene herhalde bir yenileyeceksin. Çünkü zaten artık yenileme dediğimiz şey o kadar kısa zamanda, yani ben şey düşünüyorum, seninle şimdi konuşursak çok konuşacağız da, yani öyle hani benim şu ben senin sen vesile olmuştun bana. Biz şeyde Bahçeşehir Üniversitesi'nde bana geleceğin mesleklerini anlattırmışlardı. O ilk bizim fütür konferansında. Fakat anlattığım kitle kararını vermiş. Öğrenci yani. Adam bölümünü seçmiş. Biz geleceğin mesleğini anlattık onlara. Neyse. Orada ilginç bir şey var aslında. Yani böyle geleceğin mesleği diye bir şey yok herhalde. 10 senede bir, 8 senede bir yetkinlikler, bunlar senin konun. O yüzden de böyle çok girmek istemiyorum. Dolayısıyla sen buradan başla ve tabii ki biraz fütürizmi de şey yapalım. Hani refresh edelim konuyu. Senin ağzından, senin çok güzel anlatıyorsun bu konuları. Seni dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel senden bunları duymak. Aslında şöyle, yani şimdi tabii sana konuşurken çok tedirgin oluyorum. Tam tereciye tere satma seansı gibi ama biliyorum ki bunu biz birbirimizle konuşup aslında bu konuyu daha geniş kitlelere yaymaya çalışıyoruz. Bizim gelecekle uğraşmak aslında tam da şu, yıllar içinde bu iyice netleşti ve sanıyorum oturdu. Tarihçiler gibi, tarihçilerin geçmişi bilgi haline dönüştürme gayreti gibi. Gelecekçilerin de geleceği bilgi haline dönüştürme gayretleri. Yani geçmiş yaşandığı için o daha bilgi haline gelebilirmiş gibi zannediyoruz. Oysa orada da yaşamadık. Onu da akıl, bilgi ve teknolojiyle bilgi haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Birinde geriye doğru bakıyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Birinde de ileriye doğru bakıp neler olabilir senaryolarla düşünmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Olasılıkları çoğaltmaya ve ona göre de önlem almaya, kötüler olmasın, kötü olasılıklardan kaçınalım, iyileri daha çoğaltalım, onların üzerine gidelim çalışması. Yani bunu bireysel ölçekte de, toplumsal ölçekte de, evrensel ölçekte de yaptığımızda aslında bütün çalışmalarımız, bütün insani gayretlerimiz geleceği daha iyi yapmak üzerine. İşte bunu yaparken kullanabileceğimiz önemli araçlardan biri geçmiş tarih, biri de gelecek. Geçmişi de geleceği de bilgi haline dönüştürüp sunmaya çalışıyoruz. Alın kullanın, bakın böyle, bu bir bilgi artık. Kader, kısmet kısmı var tabii. Bizim kontrolümüz dışında hala gelişen
şeyler olduğunu, doğa olarak metafizik ya da ne demek gerekiyorsa artık olduğunu biliyoruz. Henüz çözemedik oraları. Kontrolümüz dışında da bir şeyler oluyor ama kontrol edebileceğimiz ve etkileyebileceğimiz ve etkilediğimiz çok önemli bir gelecek olduğunun da farkındayız. İşte biz fütüristler diyoruz ki bakın geleceği etkileyebiliriz, değiştirebiliriz ve değiştiriyoruz zaten. Ayrıca gelecek öyle bir yerde oluşmuş statik bir durum, bir hal değil. Gelecek bir yolculuk. Biz onu değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz. O da bizi değiştiriyor ve dönüştürüyor. Böyle bir etkileşim içinde yürüdüğümüz bir yolculuk. Statik bir durum değil, dinamik ve akışkan bir durum. Yani biz o gelecek dediğimiz akışkan durumla ne kadar uyumlu olabilirsek, onunla ne kadar uyumlu akabilirsek, o kadar hem mesleğimiz, hem hayatımız, hem işimiz, hem ülkemiz daha iyi olur. Daha iyi tariflerini belki konuşmak lazım artık. Yani bu kısmı galiba bizim de gayretlerimizle çözüldü. İnsanlar eskisi gibi bakmıyorlar. Hatırlarsan biz fütürizm, fütürist falan dediğimizde böyle yaparlardı. Turist mi ne tam anlayamadım falan diye ya da küreniz mi var, küreye mi bakıyorsunuz? İşte yok falcı mısınız, yok astrolog musunuz falan bir sürü şey söyleniyordu. Şu anda böyle bir konunun bu şekilde ciddiye alındığını, çok önemsendiğini hatta dikkat edersen içinde gelecek geçmeyen cümle kurulmaz oldu. Onun için artık aslında herkes bir anlamda organik fütürist haline de geldi, gelecekçi oldu. Şimdi bundan sonra daha ileri seviyede şeyler konuşmamız lazım gibi geliyor. Yani özetle gelecek tarihin tersi gibi biri geriye biri ileriye doğru bakıyor ve bilgi paylaşımına gayret ediyor. Şimdi bu hani ben şeyi hatırlıyorum da uzun süre ben gelecek bilimcisiyim demek zorunda kaldım. O fütürist kelimesi Evet. kimsenin şeyine oturmadı. Bir de uzgörü kelimesi var ki uzgörü Evet. hani trademark'ı sana aittir Türkçesi. Senin lafın ilk sen kullandın öyle hatırlıyorum. Biraz da uzgörü çok sevdiğim de bir kelime. Çok da kullanılıyor artık Türkiye'de. Yani bu onu da biraz açsana yani Uzgör'ünle neyi kastediyoruz? Aslında çok teşekkür ederim. O Uzgörü'nün trademark'ı bana ait değil. Yine bir başka Türk bunu çok net kullandı. Özcan Sarıtaş'ı hatırlarsın. Bu arada Biz Dubai'de kitabını yazmıştık. Ben o zaman TÜSİAD'da evet. gelecek çalışma grup başkanıydım. Komisyonu. TÜSİAD'da şey yapmıştık, 2030 kitabını çıkarmıştık. Güzel bir anı oldu benim için de, evet. Evet. Yani pek de orada biliyorsun bir takım sorunlar yaşamıştık. Ama şimdi ben onun da mesajını ve selamını getireyim sana. Özcan Sarıtaş'la Dubai'de beraberdik. En son Dünya Fütüristler Toplantısı'nda. Aslında Özcan'a ait, Doktor Özcan Sarıtaş'a ait Uzgörü'nün ilk kullanımı ve ilk açılımı. Ben de ondan alıp kendimizce bir takım geliştirmeler yapıp bu fütürist çalışmalar, gelecek çalışmalarının içine oturtabilmiştim ya da onlarla nasıl kullanırızı. Uzgörü aslında hani hep forecasting tahmin etmekten geliyor. Aslında gelecekle tahmin değil de foresight, uzgörü daha yakışan, daha üst üste oturan bir şey. Foresight'ın da Türkçe'ye tam tercümesi yoktu işte. Özcan başlatmış, biz yaydık. Uzgörü dedik. Uzgörünün içinde de ben şöyle bir açılım getirmiştim. Üç tane U var aslında. Ne demek? Uzak, uzman ve uzlaşmacı bakışla geleceği tahmin etmeyeceğiz, tasarlayacağız diyorduk. Çünkü tahmin etmek için oluşmuş demek, yani oluşmuş olduğunu kabul etmek var gibi. Biz öyle bakmıyoruz. Gelecek değişken ve biz onu tasarlayarak oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken uzak etaplarla bakmaya çalışalım. Ne kadar uzak bakabilirsek o kadar iyi. Yani hani fütürizmi şey diye de anlatırız ya, el feneri tutmak gibi bir odaya karanlık girdiğinde orası oda mı nedir ne başına ne gelecek bilmezsin ama bir el feneriyle bir mum ışığıyla bile aydınlatsan bilgiye sahip olduğun için yoldaysan ilerleyebilirsin. İşte o mekanda ya da ortamda ne yapacaksan yapabilirsin.
Dolayısıyla o menzili ne kadar uzatabilirsen o kadar sağlıklı ve devamlı yürüyebilirsin. Dolayısıyla uzaklara bakmaya çalışmaktan uzak. Uzman bakış atmasyon değil, bütün bilimleri, bütün dalları kullanarak, uzmanca bilgiyi kullanarak bilimle bakmayı kastediyoruz. Ve uzlaşma derken de aslında sadece insanlarla uzlaşmak, insan insana uzlaşı değil, diğer bütün evreni, dünyayı oluşturan canlı cansız varlıklarla, cansız derken robot kardeşlerle, yapay zeka ile vesaire. Yani hem tabiatla, hem insanlarla, hem de bizim yarattığımız yardımcı unsurlarla uzlaşmayı kastediyoruz. Dolayısıyla uzgörü aslında foresight, fütürizmin ayrılmaz mütemmim cüzü derler ya eskiler, ayrılmaz bir parçası, bir unsuru. Uzak, uzman ve uzlaşmacı bakarak geleceği tasarlarına kafa patlatan insanlar diyelim. Dediğin çok doğru. İşte hala bile soruluyor. Çok sonraları ortaya çıkmış bir alan, bir disiplin olduğu için sizi kim fütürist yapıyor? Yani ben kendime şimdi fütürist dediğimde fütürist oluyor muyum? Yani ne olacak? Bu tür sorgulamalar hala var. Çünkü hakikaten dünyada yüzden fazla, artık yüzlerce hatta olmuştur. Türkiye'de bile kaç tane fütürizm okulu açtık biz bizzat. Gelecek dersleri veriliyor. Hatta Milli Eğitim'den gelecek dersi koymak üzereyken Milli Eğitim Bakanlığımız bir kere daha değiştiği için yine koyamadık. Yani aslında tarih dersinin okutulmaya başladığı yaşlardan itibaren gelecek dersi de resmen adı gelecek dersi olmak, fakat işlenişi çok farklı olmak kaydıyla konmalı ve artık hakikaten fütüristleri de akredite edecek belki bir yerler bulunmalı. Dolayısıyla yani şey, nasıl fütürist olunur sorusu hala havada kalmasına rağmen bu konularda derinleşenlerin, çalışmalar yapanların tescilli fütürist, diğerlerinin de organik fütürist olduğu bir dünyadayız. İyi ki de bu konuya derinleşmişiz diyorum. Senle geçen yüzyıldan beri bu konuya derinleştik. Yani Türkiye'de bunu ilk yapan iki kişiyiz şey olarak. Hani World Future Society'nin üyesi olarak. Şimdi Evet. bir de yani geleceğin nasıl bir gelecek olacağını ve buraya nasıl ulaşacağımızı ve bununla ilgili aslında to-do listimiz var mı? Bu birinci soru. Belki onu da beraberinde sorayım. Şimdi bir de hep geleceğin işte meslekleri, osu busu falan diyoruz. İşte iş alanları yani bizde meslek olarak algılanıyor ama aslında çalışma alanı, iş alanı diyebiliriz. Evet. Onlar oluşuyor yavaş yavaş. Bir de yetkinlikler değişiyor. Sen bu yetkinlikler konusunda çok tecrübelisin. Ben iki soruyu birleştireyim. Bu hem to-do listimizi hem de bu yetkinliklerle ilgili ne yapacağız? Yani şöyle bir örnek vererek sorayım. 2030 yılına geldiğimizde yani Avrupa'da uzaktan çalışanların yarısının aynı anda iki işte çalışacağı söyleniyor. Sen benim asistanım Beril'i tanırsın. Tabii. Beril'e ben 2004 yılıydı galiba yani kaç 18 yıl olmuş. Ya dedim Beril dedim yani hani sen bugün benim asistanımsın yani Beril asistanım diyor ama şu anda Beril 38 ülkeye 38 ülkeden sorumlu Chief Operating Officer yani. Onu da ayrıca belirtmek lazım. Dedim ki yani Beril ileride her şey teknolojiye dönecek. O zaman biz bulut kullanıyoruz yani. Kendi şirketimizde bulut kullanıyoruz. İnsanların bulutla alakası yokken. Yani senin dedim iş yükün o kadar azalacak ki biz hani her şeyi ben kendim halletmeye başlayacağım. Hani ileride bir asistan aynı anda böyle 5-10 kişiye hizmet verebilecek hale gelecek. İlla şey olması gerekmiyor. O asistanın bir kişiyle çalışması gerekmiyor. Böyle bir şeyler söyledim. Sana topu atayım. Evet, şey yani şöyle söyleyeyim önce. Artık o kadar çok çalıştık ki bu konularda ve bilim, teknoloji, özellikle sosyal medyanın hayatımıza girdiği yıllardan itibaren iletişim ve bilgi paylaşımı o kadar fazlalaştı ki gelecek bilgisi de tabii bundan etkilendi ve yani 5-6 değil de 10 sene önce mesela senin yaptırdığın illüstrasyonları falan kullanmaya çalışıyorduk gelecekteki. Seni hatırlarım, hala var bende sunumlarda.
bir takım ofisler yaptırmıştın. İllüstrasyon bulmakta bile zorlanırken şimdi artık prototipler, işte uygulamalar hepsi ortalıkta geziyor. Yani herkesin gözü kesti artık. Hani yeniden insan yapmaya kadar insanların aklı teknolojiyle barıştı. Yani bilim ve teknolojiyle bunlar olabilire geldiler. Yani science fiction, bilim kurgu dediğimiz şey, science fact, bilim gerçek. Yani bunların hepsinin gerçek olabileceğini herkesin gözü ve aklı kesti. Hele özellikle Covid ile birlikte hemen birdenbire bir gecede neredeyse online'a geçişle en teknolojiye karşı dirençli olanlar bile hı dediler oturdular. Yani hele bizim ülkemizde olmaz, o burza olmaz diyenler bile tamam dediler. Şimdi aslında mesele, yani şunu demek istiyorum. Gelecekte nelerin olacağını diye konuşuyoruz. Olabileceğini ilkokul çocukları bile anlıyorlar artık. Yani otursak şuraya yanımıza gençleri alsak, çocukları alsak, çocuklar gelecekte nasıl şeyler olacak bir anlatın desek, şakır şakır bizden de fazla anlatırlar. İşte yenilenebilir enerjiye geçeceğiz tamamen, artık her şeyimizi cep telefonu bile taşımamıza gerek kalmayacak, çipler takılacak, çiplerle oradan geçeceğiz, şifre 50 tane şifre hatırlamak zorunda kalmayacağız. Blockchain'e girdiğimiz için biz notere gitmeyeceğiz, işte devlet dairelerinin kapısında değil artık ama online sitelerinde beklemeyeceğiz. Her şeyi kendi kendimize birbirimizle yapacağız. Biz tabii ki dolar ve euro kuru kovalamakla uğraşmayacağız. Biz kripto paralarla paramızı kazanacağız. Kripto paralarla işlerimizi kuracağız. Sermayemizi onlarla yapacağız. Biz araba almak için bir ömür tüketmeyeceğiz. Ev almak için ömür tüketmeyeceğiz. Paylaşacağız. İstediğimiz yerde istediğimiz eve oturabileceğiz. Yani biz o kadar fazla etmeyeceğiz. Dünyaya karşı daha duyarlı olacağız. Uzaya gidip geleceğiz. Uzay çalışmaları vesaire. Yani yapay zeka ile barışıklar, hatta demeyecekler bile, yani yapay zeka diye ayrı bir laf bahsetmelerine gerek kalmayacak. Dijital bir şey, dijital okul, dijital iş demeyecekler. Zaten her şey öyle olacak. Ve bunlar herhalde biz inanıyoruz ki maksimum 20 sene içinde yaygınlaşacak. Şimdi burada bir şu problem var. Bunların olabileceğini görmek demek, bunlar hemen olacak demek değil. Daha bunların olabilmesi için başta enerji olmak üzere özellikle internet hızı ve kapasitesiyle ilgili sıfır sorunumuzun olması lazım. Çünkü bütün dünyanın bunu kullanabilir olması halinde evet biz buna geçtik diyebiliriz. Tıpkı şimdi dünyanın neredeyse yaşlılar ve bebekleri çıkarırsan onun dışında kalan bütün insanoğlunun cep telefonu kullanır, internete bağlanır olması gibi. Yani bu hale gelebilmemiz için daha biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ama bu geçtiği anda başımıza neler geleceği ya da neler yapacağımızı çok net görebiliyoruz. Yani adeta önünde cam var geleceğin, geçemiyoruz henüz. Ama orada nasıl bir gelecek var neredeyse görüyoruz. Yani zaten illüstrasyon değil, filmler, videolar, işte yeni yapılan şehirler, gelecek şehirler vesaire. Şimdi sorun, to-do listleri söylüyorum. Bu geleceğe geçmek için bir kere yenilenebilir enerjiye geçmiş olmamız lazım filan, yani çevreye verdiğimiz zarar vesaire. Onları tekrarlamayalım. Bu to-do list sürdürülebilirlikle ilgili 17 maddelik Birleşmiş Milletler'in bir listesi var biliyorsunuz. Sürdürülebilir kalkınma amaçları diye. Bu amaçlar bizim insanlık olarak, bireysel olarak, şirket olarak, ülke olarak hem ev işimiz, yani ev ödevimiz, hem insanlık sorumluluğumuz hem de mecburiyetimiz. Bu çok net listelenmiş vaziyette. Bunları yapmamız lazım. Onların üstündeki en öncelikli konu ne dersen enerji, 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 ki sen bu konuların tam içindesin. Bir sürü yatırımın oldu, bir sürü girişimin oldu. Biz insanlık olarak enerji meselesini, sıfır enerji, sıfır maliyetli enerji ve kesintisiz enerji kullanabilir hale gelmeden halletmiş olmayacağız bütün diğer konuları. Onu halledebilirsek ve hallederken bu internet meselesini halletmemiz lazım. Sen gene geçen gün bir şey yollamıştın. Ben fiberle ilgili gelişmeleri anlatmıştım. Sen de uydularla ilgili, sen fiberi anlatmıştın, ben başka bir şey. Yani
giderek sıkıştırma teknolojileri, nanoteknoloji vasıtasıyla iletilen data miktarı artmasına rağmen yine yetmeyecek, yetmiyor. Onun için sınırsız enerji ve internet meselesi bir numaralı ödevi bütün dünyanın. Zaten şu anda yaşadığımız ve yaşamaya başladığımız bütün sıkıntılar da bu yüzden. Bu niye önemli? Bunu yaparsak ancak %100 dijitalleşebilecek dünya. Yani canlı ve cansız bütün varlıkların dijitlerle ifade edilebilmesi lazım ki blockchain'e taşınalım hep beraber Web 3.0'a. Web 3.0'a taşınabilelim ki bu konuştuğumuz merkeziyetsiz finans, kripto varlıklar, metaverse'ler, NFT'ler filan tüketimi kontrol altına alacak ve yeni nesil gençliğe yeni iş alanlarını açacak konulara zıplayabilelim. Dolayısıyla önceliğimiz hakikaten enerji. Ondan sonra internet konusunda sınırsız internet. Ondan sonra da zaten gerisi çorap söküğü gibi gelecek ve biz o önümüzde duran camı kırıp geleceğe atlayacağız. İşte o zaman bu uçan arabalar, yok insansız araçlar, yok işte insansız fabrikalar vesaire. Bu aşamaya geçebileceğiz. Şimdi bunları insansız insansız dediğimizde genellikle tüyler diken diken oluyor. E ama o zaman işlerimizi kaybedeceğiz. E o zaman ne yapacağız? E geleceğin meslekleri neler olacak? Biz hemen onları yapalım. Oralara giriliyor. Oralarda da diyorum ki yani her zaman öyle olmuştur ve yine öyle olacak. Tabii ki şu anda yaptığımız iş diye bildiğimiz, bu arada iş ve meslek ayrımını da hakikaten insanların artık yapıp öğrenmesi lazım. İş diye bildiğimiz şeylerin ya da meslek diye bildiğimiz şeylerin pek çoğu zaten gereksiz kalacak. Yani biz ayrıca da gereksiz kalsın, biz bunları yapmaktan memnun ve mutlu değiliz. İnsancıl değil. Evrene de zarar veriyor, çevreye de zarar veriyor. Biz bunları bir kenara atacağız. Yanımıza teknolojik yardımcıları alarak daha insanca zaman kullanmaya, daha insanca yaşamaya başlayacağız. Ve o sırada da diğer dünyayı, yani yeni dünyayı kurarken de milyonlarca, bak binlerce değil, milyonlarca yeni uzmanlık alanı geliştireceğiz. Ve bazılarımız iki tanesiyle dediğin gibi çoklu iş yapacağız. Bazılarımız tek bir tane de çok acayip derinleşeceğiz, T'leşeceğiz. Yani işte T insanlaşacağız, T beceriler geliştireceğiz. Bir konuda çok derinleşeceğiz ama onu bütün diğer alanlarla kullanabilir hale geleceğiz. Dolayısıyla sabit bir meslek, sabit bir işten falan bahsediyoruz. Hem mümkün değil hem akılcı değil. Çünkü onların hepsini yeniden yapıyor olacağız. Yani tutup da şimdi bu şeye benziyor. Orta çağ, taş mühendislik, yani birinin çıkıp mühendisliği tahmin etmeye çalışması gibi bir şey. Ya da ne bileyim drone tasarımcısını tahmin etmeye çalışması gibi bir şey. Dolayısıyla milyonlarca yeni iş ve meslek alanı gelişecek. Öncelik listelerimiz son derece net. Bunları gerçekleştirmek üzere sabırla çalışmamız lazım. Yani önümüzdeki 20 sene çok kritik. 2030-40'lar çok kritik. Oldum, kusura bakma. Şimdi bir kere bu enerji konusu, evet, çok 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 önemli. Çünkü hem enerji hem hız konusu. Şimdi özellikle Bitcoin'den bahsedersek çok konuştuğumuz bir şey. Kripto paralar diyelim. Yılda 125 terawatt enerji harcıyor Bitcoin madenciliği. O da 225 milyon nüfuslu Pakistan'ın harcadığı enerjiden daha fazla. Şimdi Ethereum 2.0'ı duyurdu, enerji şeyini azalttı. Onun dışında başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani bilgisayar hızlarının 100 kat hızlanması lazım. Yani normal bilgisayarların ekran çözünürlükleri, işte VR, AR, AR-VR şeyi var. Hani AR-VR hangisi olacak ağırlıklı olarak? AR mı olacak, VR mı olacak? Bunlara bakıyoruz. Şimdi böyle önümde bir sürü bilgi var. Şimdi mesela çok ilginç, bir dakika, ben de tabii disleksiz olduğu için ben mecburen öyle aklımda tutamıyorum ufuk. Mecburen bakmak zorunda kalıyorum. Ya şimdi big data. Şimdi o kadar çok data da olacak ki yani tabii bu konu biraz yapay zekanın veya data analitik dediğimiz data analizinin işi, ama
Şöyle söyleyeyim, mesela bir tane yani otonom araçlar olacak diyoruz. Şimdi ben şeyi sana Dubai'yi soracağım. Uçan arabalar vesaire. Dubai konumuz ayrı bir konu ama Dubai'ye girmeden şöyle bir bilgi vereyim. Bakın bir tane otonom araç ki daha henüz otonoma gelmedik. Şimdi otonomla ilgili de bayağı bir sıkıntı var. Bu arada ben heyecanla otonom diyorum. Bak sen de aynı şeyi söylüyorsun. Fakat iki tane temel sorun var. Bir, yani X bu boomer kuşağı işte hani senin benim kıyıdan. Biz yani eski kuşağız ama hani Z kuşağıyla da aşık atarız ikimiz. Ama herkes bizim gibi aşık atamayabilir. Dolayısıyla bu kullanımla ilgili yani teknoloji adaptasyonu, dijital dönüşüme erişim ve ona adapte olabilecek neslin yavaş yavaş dünyadan çekilmesiyle beraber aslında bu söylediklerin hepsi çok hızlı gerçekleşecek. Bununla ilgili de sen işte Dubai'yi biraz sonra soracağım. Dubai, Abu Dhabi bu ikisi iki emirlik birbirle de rakipler zaten. Böyle milyarlarca dolar bu işe para ayırmayı karar verdiler. Ya bu kesin nokta nokta nokta. Hem fütürizm hem ONE çıldırıyorlar şu anda. Çünkü yani yenilenebilir enerji olayını kafada çözdüler. Hidrojen olayına girmeyeyim şimdi. Buranın konusu olmasın ama şunu görmek lazım. İnsanlar onu anlamıyorlar. Ya bir kişi ayda 20 GB kullanıyor işte hani operatörden ödeyerek 20 GB kullanıyoruz. Bir tane otonom araç günde 20 bin GB bilgi topluyor. Yani şimdi öyle bir şey ki 2025'te dünyada toplanacak bilgi 33 milyon GB. Yani şimdi ne oldu? Hard diskler, işte data center'lar inanılmaz derece elektrik harcıyor. Hani senin söylediklerini desteklemek adına söylüyorum. Enerji. Yani bizim hani yenilenebilir enerji de bizim işimizi çözmüyor. Çünkü yenilenebilir enerji tahmin edilebilir bir şeydir. Rüzgarın ne zaman esteceği belli değil. Veya güneşin enerjiyi ürettiği zaman, enerjinin en az kullanıldığı zaman falan filan. Yani pik saatlerde güneş yok. Dolayısıyla işte enerjiyi depolamak gerekiyor. Farklı teknolojiler dünyaya girecek. Şimdi son bir şey söyleyeyim. Sonra tekrar topu sana atacağım. Aslında şuraya doğru gidiyoruz. Yani bir bu data analizi, bu big data'yı işleyecek sistemler yaşamımızı görüyor. Artık çok bilgi toplamaya başlıyoruz. Bunları nerede depolayacağız? İşte şeyler var, manyetik kapasitörler var. Bunlar şeye girmiş durumda. Ne deniyor ona? MRAM, manyetik RAM'ler. Bir de şimdi ben geçenlerde takip ediyorum bu konu. DNA. Yani DNA'nın üzerine şey yazma, data bilgi yazma. Eğer mesela bunu başarabilirlerse ki o söylediğimiz hani 33 milyon gigabyte datayı bir pirinç tanesinin üzerine toplayabilecekler. Tabii şimdi böyle bir hedef koyduk ama çok da aslında büyük bir hedef koyduk. Bir de şöyle bir gerçek var Ufuk. Şimdi aslında iletişim maliyetleri azalacak. Neden? Çünkü işte 5G gelecek, 6G gelecek. Böyle operatörler milyarlarca dolar lisans paraları vermeyecekler. Dolayısıyla düşük maliyetli olarak kullanıcılara yansıtacaklar. Efendim işte elektrikli arabalar, enerji, hidrojenli arabalar ne olacak? Öyle şey ulaşım yani Akdeniz'den yani şeyde domates üretilip de Antalya'da üretilip de İstanbul'a gitmeyecek. Yani İstanbul'da belki domates üretilecek veya yakında. Tabii. Ne oluyoruz? Aslında sıfır marjinal ekonomiye doğru gidiyoruz. Yani bütün maliyetleri indiriyoruz. Şimdi burada şöyle bir gerçek var. Yani dünya ekonomisi gelecek sene resesyona gireceği kesinleşti. Yavaşlayacak en azından. İşte Amerika'daki bu venture capital'lar falan filan belki çok fazla bu işlere yatırmayacaklar ama konuyu Dubai'ye getirmek için o yüzden böyle uzattım biraz. Ama Dubai ile Abu Dhabi milyarlarca dolar bu işe yatırım yapacaklar ve sen dünyada sayılı fütüristlerin arasına girerekten 100 kadın mıydı onu da sen söyle sözünü kesmeyeyim. Bir Dubai hikayesini senden dinleyelim sonra konumuzun ağırlığı nedeniyle de Türkiye ne yapmalı? Türkiye. Şeyi de mutlaka
anlatmanı isteyeceğim. Yani Yunanistan ve başka ülkeler parlamentolarında fütürist çalışma grupları oluşturuyorlar. Direkt başbakanlara ve cumhurbaşkanlarına danışma kurulu yaratıyorlar. Evet. Evet, ben de öyle hayal etmiştim. Oradan geliriz artık Türkiye'ye diye. Çünkü hakikaten yıllardır zaten World Future Society toplantılarını ve orada o gruplarla çalışan World Future Society'nin içinden ayrılan Jerome Glenn'in başkanı olduğu, sen de tanıyorsun, bir Millennium Project ekibi var. Bu Millennium Project ekibi yıllar içinde ki ben de sanıyorum Türkiye'den yine en aktif ve kesintisiz olarak bu grupla çalışan fütüristlerden biriyim değil, galiba tekiyim çünkü hakikaten çok fazla Delphi anketi, hani işte fütürist gelecek çalışmaları nasıl yapılıyor, metodolojisi nedir filan diye soruluyor ya, işte o tip gruplarda sürekli Delphi anketleri, bilim kurgu çalışmaları, senaryo, workshop çalışmaları ve bunu çoklu uluslar, multinational yapıyorsunuz. Yani bütün ülkelerle yapıyorsunuz. Ve görüyoruz ki bütün o çalışmaların içinde, yani bu Birleşmiş Milletler'le, OECD'yle, Dünya Bankası'yla, bütün bu işte forumlarla çalışan bir yer artık Millennium Project, bayağı credible bir saygı gören ve ürettiği bilgiye çok itibar edilen bir seviyede. Ben herkese tavsiye ediyorum, Millennium Project diye internete girip baksınlar, araştırmalarını, raporlarını okusunlar ve çalışsınlar. Yani gelecek bilgisi böyle bir bilgi, öyle atmasyon değil. Hani demin dedik ya, uzmanca bilgi temelli diye. Dolayısıyla o çalışmaların içine katılıyorum. O hem o çalışmalardan dolayı hem de bir kere Forbes dergisinin internet sitesinde dünyanın en etkin 50 fütürist kadını arasında yer aldım. 100 etkili kadın fütürist arasında da bir başka listede yıllardır yer alıyorum. İşte Google'a girince fütüristler diye araştırıldığında hakikaten benim aslında çok ulu gördüğüm fütüristlerle sıralanıyorum. Ve bunu şunun için, şimdi burada övünmek için değil, şuraya getireceğim lafı. Bunun böyle olmasının sebebi, 2006'dan beri benim ülkemde İngilizce bilme sayısı, ki ben de çok çok iyi İngilizce bilmiyorum ama en azından anlayıp derdimi anlatabilecek kadar idare ediyorum diyelim. Yani herkesin gözü de korkmasın diye söylüyorum. %10 ya 10, 15 bile değil neredeyse İngilizce bilme seviyesi ve bütün bu tür içerikler hep İngilizce üretiliyor. Ve benim ülkemde bu bilgiler direkt okunamıyor, anlaşılamıyor diye ben 2006'dan beri sabahlara kadar, hani hep sabah 3'lerde kalkarım ya, sabahlara kadar uğraşıp tercümeler yapıyorum, yorumluyorum, videoları, alt yazılar yazıyorum vesaire. Ve daima futurist keyword'ünü kullanıyorum. Kullandığım için de Google ve SEO beni bu şekilde bütün aslında benden çok daha fazla çalışmalar yaptığından emin olduğum fütüristlerle birlikte şeye alıyor, kayda alıyor. Yani çünkü fütürist dediğinde gidiyor Ufuk Tarhan'ı buluyor, birleştiriyor. Tabii ki altı dolu bunun. Hakikaten çok fazla bilgi ürettim artık. Hani ufuktarhan.com bence çok önemli fütürist, Türkçe fütürist külliyelerden biri oldu. Şimdi bütün bu çalışmaların içinde gördüğüm şey, bütün ülkeler akademik ve devlet seviyesinde temsilcilerini ve yani devletin danıştığı insanları yolluyorlar bu çalışmalara. Yani bir tek bizim umurumuzda değil gibi. Buna o kadar üzülüyorum ki, masada her oturduğumuzda ya başbakanın direkt danışmanı geliyor, ya başkanın direkt danışmanıyla oturuyorsun, ya işte üniversitelerden bu konuda hep bir ülke çapında danışma kurulları, içinde akademisyenler, bilim insanları var ve fütüristler var. Bunlar geliyorlar bu çalışmalara. Maalesef bizden, işte biz kendi çabalarımızla gitmeye çalışıyoruz. Bir kere bunun derhal değişmesi lazım. Yani en çok belki de fütürist çalışmalara ihtiyacı olan katmanlar, bütün ülkeyi yöneten gruplar ya da merciler diyelim. O yüzden sana çok katılıyorum. Mutlaka böyle bir yer olması lazım. Şimdi Dubai'ye geliyorum. Dubai'de bu çalışmalar sonucunda Millennium Project ekibinin bir parçası olarak ben yıllardır son senelerde takip ediyorum. Dubai'de bir
bir gelecek müzesi yapıldığını, inşasının başladığını duyduğumdan beri izliyorum. Bu Şubat ayında, yani 2022'nin Şubat ayında resmen ışıklarını ilk defa açtılar ve emirliklerle beraber kutladılar. Ondan sonra da bunu biz resmen artık bütün dünyaya tanıtabilir hale geldik diye geçtiğimiz aylarda madem bunu gelecek merkezi yaptık, dünyanın en önemli fütürist merkezlerinden biri yapma idealiyle çıktık. O zaman dünyanın en önemli fütüristlerini çağıralım. 400 kişiyi dediler ve bütün dünyadan 400 tane resmen fütürist olarak iş yapan credible insanları davet ettiler. İşte emirlikler ağırladı filan. Ve müthiş bir şey yapmışlar. Yani binanın kendisi zaten bundan sonra hani Burj Arab, Burj Khalifa filan onun yerini alacak imza bir bina halinde ve işte Michio Kaku'dan aklına gelebilecek herkes vardı önemli fütüristler, konuşmacılar arasında. Ve mesela Michio Kaku dedi ki benim dünyada gidip gezmediğim yer kalmadı artık konuşmadığım fütürist olarak bilim merkezi filan. Ben dünyada ilk kez bir gelecek müzesi görüyorum dedi. Ve çok etkilendim dedi. Hakikaten çok etkileyici. Daha çok eksiği, çok gelişecek yolu var. Müzenin kendisi sadece böyle bir turizm merkezi, işte Center of Attraction gibi böyle insanları cezbedelim, gelsin, para keselim gibi bir şey değil. Kesin olacak da esas benim burada vurgulamak istediğim şey, gelecek merkezinin olduğu bölgede müthiş bir Future Foundation kurmuş Dubai. Bu arada Abu Dhabi ve Dubai aslında aynı şeyin içindeler. Abu Dhabi merkez yani devli o yönetiyor Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Dubai'de turizm ekonomi merkezi ve prime minister diyeceğimiz kişi, parlamento yok ama yöneten execution'daki kişi o. O mahdumun müthiş vizyonuyla kurulmuş bir şey. Future Foundation diye bir yapı kurmuşlar. Tamamen emirlik oluk oluk belli ki para akıtıyor. Bu müzenin hemen yanında yer alıyor. Emirates şeyde plazaların altında. Bunu ben bir blog yazımda da anlattım. Videolarını da koymaya çalıştım. Girdiğin andan itibaren ki biz de fütürist olarak epey yerler gördük, gezdik. Gerçekten çok etkileniyorsun. Tamamen gelecek çalışmaları yapmak üzerine kurgulanmış ve mesela dünyanın ilk sanal bakanlığını kurmuşlar ve adı da Ministry of Possibilities, Olasılıklar Bakanlığı. Görevi de tamamen şu andaki yönetimin gaplerini, geleceğe uyumsuz hallerini bulup bu nasıl uyumlanabilir üzerine projeler ve çalışmalar. Yani bugünkü yönetimi tek üzerine kendilerinin bizzat kurduğu bir şey. Tabii inanılmaz enerji çalışmaları, uzay çalışmaları vesaire. Her girdiğin odanın çalışma bölgesinin adı farklı. Gençlere inanılmaz olanaklar tanımışlar. Yani Çin'in bu kendi gençlerini yurt dışına yollayıp eğitmesi gibi. Bunlar da müthiş hem kızlı erkekli. Gördüğüm en memnuniyet verici şeylerden biri de kız ve erkek talebelerin, gençlerin neredeyse eşit sayıda olmasıydı. Yani bunun dinle falan filan hiç alakası yok. İleriyi görmekle ilgili müthiş bir vizyon örneği. Bu insanlar yani bu ülke dünyanın 6. büyük petrol rezervine ve gücüne sahip. Ama ne diyor? Petrolün dönemi kapanmadan önlemlerini almışlar. Hem yenilenebilir enerji alanında müthiş yatırımları var. En önemlisi de gelecek çalışmalarıyla ilgili, gelecek vizyonlarıyla ilgili çok sistematik ve tutkulu bir çalışma yönetiyorlar. Bununla ilgili de dünyanın fütürist merkezi olacağız biz diye çıktılar ortalığa ve müthiş de bir şey yaptılar. Bence bizi dinleyen herkesin Dubai'de bu merkezi görmek, bu merkezde çalışmalar yapmak üzere kendine not alması lazım. Yani çok da açıklar. Şu anda daha yeni kuruldukları için Future Foundation yani bu bir vakıf kurmuşlar. Vakıf finansmanını yapıyorlar. Burası ile irtibata geçip herkes çalışma yapmalı. Yani bu artık olmazsa olmaz. Hani Eğitim Bakanlığı var, işte şu bakanlığı var, bu bakanlık var. Bir de Gelecek Bakanlığı'nın dahi inan olması lazım. O kadar önemli bir noktada diyeyim. Bunu böylece kapatayım. Yani anlatacak çok şey var ama gidip görmek ve çalışma yapmak lazım.
Yani zamanımızı da tamamlamak üzereyiz. Şimdi Ufuk şöyle çok güzel bir şey söyledi. Yani Gelecek Bakanlığı aslında Gelecek Bakanlığı'ndan daha da önemlisi, yani daha da önemlisi değil de, yani Gelecek Bakanlığı'ndan bir adım öncesi aslında Türkiye çok önemli bir dijital dönüşümün eşiğinde ve burada bakanlıklara baktığımızda, Türkiye'deki bakanlıklara baktığımızda dijital dönüşümle ilgili kendi başlarına çalışmaları var. Bunlar hem çoğu dediğim gibi çok böyle bireysel çalışmalar ama özellikle teknoloji ve gelecek yansıması bu bakanlıkların içinde yok. Yani yok, böyle keskin çizgilerle yok dersem çok böyle şey olmuş olur ama az diyelim. Dolayısıyla belki Gelecek Bakanlığı değil ama Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı veya Bilim, Teknoloji ve Gelecek Bakanlığı gibi, yani içinde hem teknolojiyi hem de bilimi de saklayacak şekilde, yani inovasyon değil de Gelecek Bakanlığı olması gerekiyor. Sanayi Bakanlığı zaten onların içinde bir işi yok. Sanayi farklı bir şey. Ticaret farklı bir şey, sağlık başka bir şey. Bunların hepsinin içinde teknoloji ve gelecek var. Yani mesela çok basit. Diyoruz ya, enerjinin geleceği. Şimdi enerjiyi konuştuk biz ayrı bir programda. Yani çok ikimiz de hemfikirdik ki işte SMR dediğimiz small modular reaktörler, yani bu kısa dönemde nükleer reaktörlere, ufak nükleer reaktörlere ihtiyacımız olacak. Yani o boşluğu tamamlayamıyoruz. Yani dolayısıyla zaten Avrupa Birliği Fransa'nın sayesinde nükleeri de yeşil enerji kapsamına soktu. Yani ama artık bizim kömürden uzaklaşmamız lazım. Yani şimdi o zaman şuna geliyoruz. Tam senin söylediğin gibi. Ya geleceği, yani gittiği noktayı göreceğiz. Diyoruz ki 2030, 2040, 2050, biraz da onu sana sorayım. 2030, 2040, 50 görüp Türkiye'nin enerji yatırımlarına nasıl yön vereceği. Dolayısıyla işte bu bakanlık bunu söylemek durumunda. Arkadaşlar, yani şuradan uzaklaşın, buraya yatırımı artık desteklemeyin, buraya doğru yatırın. Aslında belki de 12. Kalkınma Planı'nın içerisine de bu konması gerekiyor. Şu anda hazırlanıyor. Ben de bir çalışma grubunun içindeyim şeyde. Dolayısıyla bir de şu vizyonu koyalım ve sonuca ulaşalım. Yani böyle 2030, 2040, 50, 60 nedir buradaki şey? Ya Alpan, şimdi burada diyoruz ki belki de şu, mesela girsinler baksınlar. Dubai'de şimdi ben bir tane Olasılıklar Bakanlığı'nı söyledim ama diğer bakanlıkların isimlerine lütfen baksınlar. Yani zaten bu söylediğinle ilgili insan onların en az 4 tane filan bakanlıkları var. Bunlar ne yapıyorlar? Bütün diğer bakanlıklara servis veriyorlar aslında. Vizyon ve çalışma, dünyadan çalışmaları toplayıp öbürlerine servis etmek üzerine kurulmuşlar. Yani bir şey söyleyeceğim. Bunları böyle ben konuşulduğu zaman hem üzülüyorum hem kızıyorum. Yani acaba şunu yapsak mı? Yenilenebilir enerji politikası nasıl olsa olsa mı? Öyle bir şey yok ki. Mecburiyet bu. Yani seçmeli değil ki, çoktan seçmeli bir şey konuşacak durumda değiliz. Yani dünyada herhangi bir işe yaramayı, herhangi bir şekilde önde olmayı, iddialı olmayı hayal eden, buna planlayan, isteyen her kişi, kurum ya da ülkenin artık bu tabak gibi ortada olan gereklilikleri, geleceğin isterlerini, listesi var önümüzde. Bunları yapar hale gelmesi lazım. Yani ne yapsak acaba? Anlayacağız, algılayacağız, hissi. Öyle bir şey yok. Belli bunlar. Anlaşmalar imzalanmış. Mesela yeşil mutabakat var. Yani şu anda şirketlerin bir numaralı dersi o yeşil mutabakat koşullarını gerçekleştirmek. Yapamadığı anda mal satamayacak, hizmet satamayacak, oyuna giremeyecek. Yani sen dur diyecekler. Yok efendim sürdürülebilir kalkınma şeyleri, hedefleri. Bunları yapamıyorsan, oradaki puanları eksik alıyorsan yoksun. Karbon salınımını hesaplayabiliyor musun? Puanlara uyuyor musun? Hani bir zamanlar ISO standartları konmuştu ya, ay biz yapamayız dendi. Şimdi ne oldu? Oturdu. Şimdi bir sürü öyle standart oturuyor ve bunların alayı enerjiyle ilgili, alayı yeni insanlık anlayışıyla ilgili, kapsayıcılık, eşitlik vesaire. Yani çok
ciddi bir paradigma değişikliği lazım. Eğer biz şimdi çok da özel senelerden geçiyoruz. Birkaç gün içinde Cumhuriyet'in 99. yılını kutlayacağız. Gelecek sene 100. yılını kutlayacağız ve yeni bir yüzyıl söylemleri uçuşacak havalarda. Ve doğrudur. Hakikaten dünya büyük bir dönüşüm içinde ve yeni bir yüzyıla giriyoruz. Tıpkı 1900'lerde sanayi çağına girilmesi gibi çok acayip bir dijital çağa açılıyoruz. Burada blockchain'siz olmaz, onsuz olmaz, bunsuz olmaz. Artık malumun yani ikrarı tekrarı demeyelim. Bilineni habire tekrarlamayalım. Aksiyoner olalım. Neyimiz var, neyimiz yok. Bilim ve teknolojiye ve geleceğe adamamız lazım. Ve bunun gereklerini yapmamız gerekiyor. Ben özetle diyeyim ki artık şunun idraki içinde olmalı ve bunun gereğini yapmalıyız. Biz dünya olarak bir kere benim sürdürülebilir kapitalizm diye demeyi sevdiğim, anlamlı bulduğum kapitalizmi birden terk edemeyeceğiz ama ehlileştirerek bir sürdürülebilir kapitalizm köprüsünden yeni bir döneme, çağa geçtiğimiz yerde biz artık hümanist, ekolojist ve dataist olmalıyız. Yani insan insana yaşayacağız, çevreyle yaşayacağız ve data temelli yaşayacağız. Biz artık organik insan aklının ve kabiliyetlerinin 8 ve 9 milyarlara giden dünyayı yönetemeyeceğini anladığımız bir 2030, 2040, 2050'lere gidiyoruz. Ve son söz olarak şunu söyleyeyim. Bundan sonra gelecekle ilgili konuşmalarda burada ilk kez söylüyor olabilirim. Belki bir programda daha söyledim. Daha hiç kimse farkında değil. Senden de duymadım daha enerjiyle çok yakın çalışan biri olarak. Önümüzde bir Kardaşev skalası var ödev olarak. Büyük dünya ödevi olarak. Bu göre biz daha tip bir medeniyet seviyesinde bile değiliz. %75'lerinde falan olduğumuz söyleniyor. %100'e gelirsek tip bir medeniyet seviyesinde olacağız. Bunu da bu yüzyıl içinde yani bu gelen yüzyıl içinde yapmamız şart. Diyeyim uzun oldu kapatalım. Herkesin sabrına teşekkür edelim diyorum. Kardaşev skalasını geçenlerde konuştuk. Dediğin doğru. Şimdi orada ben de şeyle kapatayım. Değişime ayak uyduramayanlar bence elensinler. Liderlik yapmasınlar, yönetici olmasınlar, emekli olsunlar. Çünkü değişime ayak uyduramadıkları için bolca anksiyete yaşayacaklar. Değişime ayak uyduranlar ayakta kalır. Ne yazık ki o kadar hızlı kuşak değişimleri yaşıyoruz ki işte dediğim gibi 5-10 senede bir meslek değişimi yaşıyoruz. O yüzden de evet böyle bir dünyaya gidiyoruz. Kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz ama kimse dünyayı 5 aile yönetmiyor. Ne bileyim işte o şeylere inanmamamız gerekiyor, hikayelere. Ve bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Devletin de hazırlıklı olması gerekiyor. Ufukçum çok 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 teşekkür ederim. Seninle konuşmak bir zevktir. O yüzden katıldığın için tekrar teşekkür ederim. Bir yayınımızın da sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere. İyi günler.